Bu nedenle çalışmalarımızda gerçekten bizi de rahatsız eden gecikmelerin olduğunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Çok mesafe aldığımızı söyleyemeyiz. Ama bütün gücümüzle en iyi şekilde programlarımızı, projelerimi hazırlayıp halka hizmet etmek için adeta bütün arkadaşlarımız büyük bir çaba gösteriyor, emek sarf ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İlbank ve Fransız Kalkınma Asosyası'ndan alınan 26 milyonluk bir proje bugün hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2022'nin 6. ayında başlayan bir proje geldiğimizde ancak %20'si yapılabilmişti. Geldikten sonra bugün çalışmalarımız, yaptığımız iş ve geldiğimiz nokta %55'i geçtik. Yani 4 ay süre içinde %20'den %55'e çıktık. Elbette ki biliyoruz bazı sıkıntılar var. Özellikle şehirde açılan kanalların, şebekenin baştan sona kadar değiştirilmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda elbette kazılar oluyor. Bu nedenle bu kazıları hemen kapatma imkanımızın olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bizim için onları kapatmak çok basit. Ama mühendislerin ve şirketin özellikle bu şebeke bittikten sonra bu şebekeye su verilecek, basınç ne kadardır, nerede basınç azdır, nerede fazladır, bunun ayarlaması yapılacak, ondan sonra üzeri kapatılacak. Yani biz şimdi yarın kapatırsak bunu ama başka bir yerde basınçta azalma olursa veya başka teknik bir sorun çıktığı zaman tekrar yeniden o kanalları açmak zorundayız. Yani şirket bugün için bizim hemen orayı kapatmamızı izin vermiyor, doğru bulmuyor. Biz de aynı fikre katılıyoruz. Ben şöyle diyeyim. Eleman sayımızla beraber bizim şu anki borç stoğumuz bugün itibariyle 2 milyar yani 2 katrilyon arkadaşlar 842 milyondur. Yani yaklaşık 3 katrilyonluk şu anda bir borcumuz var. Bizim peki gelirimiz nedir? Yani Mars olarak gelirimiz ortalama bir il banktan gelirimiz var, bir de su gelirlerimiz var. Yani işte abonelerden topladığımız su olarak düşünebilirsiniz. Bunun bugüne kadar İller Bankası'ndan gelen gelirlerimizin ortalaması 15 milyon. Bizim sudan topladığımız miktar da 35 milyon. Yani şöyle diyeyim, ortalama bugüne kadar 50 milyona yakın bir gelirimiz var. Gider ne kadar derseniz 90, 100, 110 arası bir giderimiz var. Peki bunu nasıl karşılıyoruz? Bunu işte sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi kendi yapması gereken aslında başka işlerini yapmadan bize aktarıyor. Aksi halde biz Mars olarak deyim yerindeyse dükkanı kapatacağız. Bizim TEDAŞ'a olan borcumuz Sayın Başkanımın şu anda belirttiği özellikle onu belirtmek istiyorum. Çünkü bir sürü yerde daha önce özellikle borcu ödemediğimiz için gibisinden ama bu borç biraz eskiye dayanıyor. Elektrik kesintileri oldu. Bundan dolayı vatandaşlar Marsu'yu ya da Büyükşehir Belediyesi'ni suçlama yoluna gittiler ama yani bu bizimle ilgisi olmayan bir durumdu. Ve şu anki TEDAŞ'ın ya da DEPSAŞ olarak yani borcu 770 milyon civarında arkadaşlar yani trilyon. Aylık sadece faizi 15 milyon ve bizim yani bu İlbank'tan gelen para sadece elektrik TEDAŞ'ın borcunu karşılayamayacak bir durumdayız. İktidar değiştiği zaman veyahut o işin başına gelen bir arkadaş kadrolarını değiştirdiği gibi bizim de kadrolarımızı değiştirme, güvenebildiğimiz kadrolarla çalışma gibi bir hakkımız var. Ama maalesef bunu yaptığımız zaman da baskılarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün 60'a yakın personelimiz valilikte çalışıyor veya işte savcılıkta çalışıyor. Bizim ihtiyacımız var. Çekmek istediğimiz zaman hemen bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Tehditle karşı karşıya kalıyor.
İşte sizin dairelerinizi şurada çıkaracak, şöyle yapacak, yatırım izleme koordinasyon kurulunun makinalarını sizden alacağız gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz bugüne kadar sustuk aslında. Hani bir diyalog oluşturalım. Sonuçta bu şehrin valisi, büyükşehir belediye başkanı diyalog içinde birlikte bir şeyler yapma gibi bir sorumluluğu var. Biz her ne kadar diyaloğa açık olduğumuzu, birlikte çalışmak için çaba gösterdiğimizi, bu konuda haber göndermemize rağmen, randevu talebine rağmen asla asla bize dönmedi. Ve o konudaki tavır ve tutumuyla adeta bizi çalışamaz hale getirmeye yönelik bir anlayış içindedir. Ben bugün burada söylenmesi belki gerekmiyordu ama halkımızın bunu bilmesi için böyle bir açıklamayı da ilaveten yapmış oldum. Evet. Buyur. Bir daha arkadaşlar şöyle bir şey aslında, yani bu projemiz bittikten sonra inanın artık Mardin suyunu musluklardan içebilecek durumda olacağız. Yani beyaz su, direkt örnek diyorum, sizin evinize bir nevi beyaz sudan o suyu almış gibi çeşmenizden akıyor olacak. Yani bütün, çünkü şebekeyi yeniliyoruz. Dolayısıyla artık ne bileyim, pet şişelerde su içmeye yes son diyebileceğiz. O müjdeyi de şimdiden verebiliriz size.